Kararı vermeden önce senin evine gelmiş. Lütfen tribünde ses solalım. Bu gülünecek bir konu değil arkadaşlar. Bakın çok acı ve ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Namus Yalçın abi. Alem namusunu korur, malını korur. Ablam dur. Seninle ilgili söylemiyorum. Bak sen buraya çıktığın zaman insanlar sana gülüyorlar. Ben de diyorum ki gülmeyin. Çünkü bu bir hastalık abla, bak dinle beni. Hastalık değil Yalçın abi. Peki şimdi konuşacağız çünkü ben birisini bağlayacağım. Sana bir şeyler açıklayacak, söyleyecek, tamam mı ablam? Çünkü ben şuna üzülüyorum bak. Sen buraya her gün geliyorsun gidiyorsun. Evine geldik, çekim yaptık. Sana jammer denilen küçük taşınabilir dinlemeyi engelleyen bir alet verdik ablacığım. Bak çok pahalı bir cihaz o, tamam mı? Şöyle şu kadarcık bir alet sana verdim alet. Biliyorsunuz üzerine düğmeler var. Evet koydum. O alet koyduğun yerde açıkken çevredeki tüm dinlemeyi kesiyor. Yani sinyalleri karıştırıyor. İlk iki gün sen ses duymadın, doğru mu? Duymadım evet. Sonra ne oldu? İki gün ses duymadım. İki günden sonra ses duydum gene. Peki şimdi. Yani telefonla konuşur gibi konuştu. Nimet Güler hemen şey etti, kesti sesini. Hemen telefonla konuşur gibi konuştu, sesini kesti yani. Peki Şehri abla bak şimdi. Şu bant hazır mı arkadaşlar? Evet, önceki bir ses duymuyorum. Konuya döndüğüm zaman onunla ilgili bandı hazırlayın çocuklar lütfen. Beklemeyelim. Hazırlayın arkadaşlar. Şimdi abla. Efendim. Bak Hasan Ulak diye birisiyle konuştuk biz. Evet. İletişim teknolojileri uzmanı. Evet. Tamam kendisi. Şimdi ben az önce niye gülmeyin dedim. Şundan dolayı. İki durum olabilir. Ya gerçekten senin evin dinleniyor, izleniyor olabilir. Evet Yalçın abi. Tamam. Adım bir. Kadar değil. Ama dinle ablam. İsmim kadar eminim. Bir. Ya böyledir ya da dinleme izleme yoktur. Senin tedaviye ihtiyacın vardır. İki durum vardır ablacığım. Tamam. İkisine de kabulüm yani. Tedaviye de giderim ama izlendiğini, gözlendiğini ismim kadar da eminim. Yani tedavi de olurum ben. Peki. Yani izleniyor. İzlenmezse benim yaptıklarımı evde niye bana geri iade ediyor? Ben ne yaparsam görüyorlar. Benim yaptıklarımı geri iade ediyor. Şehri abla. Şimdi ben sana o jammer denen cihazı verdim. Sen onu eve koyduktan sonra sesler kesildi mi? Kesildi. Sonra ne zaman başladı tekrar sesler? Şimdi ne zaman başladı? Yani iki sefer, üç sefer ben ses duydum. Telefonda konuşur gibi konuşuyor. Canlı olarak geliyor sesi. Kapatıyor. Önceki gibi duymuyorum şimdi. Telefon kontrolü bekliyorum arkadaşlar. Önceki gibi duymuyor. Yalçın abi önce devamlı dinletiyordu evini. Evinin sesini bana devamlı dinletiyor. Hakaretler ediyordu. Peki sana verdiğimiz o cihazı sen şarja taktın mı? Yani hayır için... takmadım. Öyle koydum. Dediğiniz gibi sen koydum. Şimdi iki gün sonra ses duymaya başladın mı tekrardan? Yani duyuyorum evet, o kadar duymuyorum yani. Önceki kadar duymuyorum. Arada abla, bir peki geliyorsun. Bak şimdi ben bir telefon bağlayacağım. Şimdi bak. Tamam. Şundan dolayı ben günü almaktan korkarım. Tamam. Rabbim seni bana göndermiş. Sen benim kapıma gelmişsin demişsin ki Yalçın Bey sana benim ihtiyacım var. Doğru mu ablam benim? Evet. Tamam. Evet, ben deli olarak... bir adamım. O yüzden ben senin sorunu çözene kadar uğraşıyorum. Benim derdim ben böyle bir adamım. Allah razı tamam olsun abla? Yalçın abi. Ben ya, sana güvendim diye. Yoksa kapıda benim iki tane özel güvenliğim var. Bir tane resmi güvenliğim var. Kapıya söylerim içeri aldırmam başkalarının yaptığı gibi. Doğru. Yapamıyorum. Çünkü sen sokağa çıkacaksın. O sesleri duymaya devam ettiğin sürece tek başına yaşıyorsun. Evine gelenin yok, gidenin yok. Evlatların olduğu halde. Doğru mu ablam? Evet. Zor şartlarda yaşıyorsun. Geldim evini gördüm. Allah kimsenin başına vermesin. Dışarıda bak. Duymuyorum Yalçın abi. Tamam. O yüzden de aklım sende kalıyor benim akşam olduğu zaman. Bu kadın tek başına ne yapıyor? Yarın ben de yaşlanınca yalnız kalırım. Kaldığım zaman ben de o sesleri duymaya başlarım. Anlıyor musun ablacığım? Herkesin başına gelebilir. Ama ondan değil Yalçın abi. Neyden? Ondan değil. Eminim ki ondan değil, kamera var. İzliyor da gözlüyor da. Ben dışarı çıkıyorum Yalçın abi. Şu bandı hazırlayın arkadaşlar. Bu arada iki telefonu da hazırlayın. Şehriye ablanın sorunu. Şehriye abla peki eğer uzman derse ki evet onun evinde bir dinleme olayı var. Evet. Eğer derse ki tamam. Tamam. Ben parasını kendi cebinden vereceğim. Adamlar gelecekler. Evinde profesyonel arama yapılacak. Tamam. Tamam abla. Tamam Yalçın bak, abi. Derse ki yok senden beraber tedaviye gideceğiz. Kabul ediyor musun? Giderim giderim. Ediyorum. Hı? Ediyorum giderim. İkisini de kabul ediyorum. Giderim Yalçın diyorsun abi. Ama hasta değilim diyorsun bir taraftan da. Ya hasta olmadım ama şimdi Yalçın abi evde dışarıda da olabilir aynı olay. Dışarıda olmuyor. Şimdi birisini götürüyorum. Senin okuman yazman var mı? Var. Ben sana birazdan bir şey göstereceğim. Bir de o kadar terleme, sıkma kendini hadi. Canını sıkma tamam. Sıkmayacak gibi değil ki Yalçın abi. Sıkılacak kadar ciddi bir sorun. Evet, sevgili izleyenler manik depresif yani. Diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum da. Dur sen de bir dinle. Tamam. Evde olduğunuzu düşünün. Yolda yürüdüğünüzü düşünün. Arabada olduğunuzu. Sürekli birisi sizle konuşuyor. Sürekli bir ses var. Çok zor bir durum.
Sürekli değil. Ama şimdi ben dedim ki ha? Sürekli değil ama Yalçın abi. Ne zaman? Sürekli değil, sadece evde böyle konuşmalar ara ara mı? Geliyor. Evet, onlar. Kahraman Bey geldi mi arkadaşlar? Ama onların sesini duyuyorum ben. Herhangi bir kimsenin sesini duymuyorum. Yani o evime kamera koyandan o sesi duyuyorum. Bunlar kendi sesini dinletiyorlar bana. Nerede abi? Dışarıda bir ses duymuyorum ki. La havle, arkadaşlar alacağım, gelsin. Dışarıda bir ses duymuyorum Yalçın abi ben. Dışarıda da dinliyorum, kapının önüne çıkıyorum, kendimi dinliyorum. Hiçbir ses duymuyorum, yolda dinliyorum. Peki şu bandı bir girin, ondan yani sonra da iki telefon bağlayacağım efendim. Bir tanesi bu tür durumlarda ne olacağını söyleyecek ciddi bir uzmanımız. Bir diğeri de bağlayınca abla tanıyacaktır kim olduğunu. Ben geçen bir soru sordum, gene soracağım. Abla senin görüntünü kim niye çeksin? Yalçın abi beni o istemiyorlar orada. Beni evini satıp da terk edip gidecek diye onun için yapıyorlar. Geldi mi Kahraman abi? Çekememezlikten yapıyorlar. Kahraman abi buyur gel. Çekememezlikten yapıyorlar beni. Ben de başımdan atamam, kovamam da abla, benim böyle bir huyum var. Allah razı olsun Yalçın abi. Ya seni tedavi ettireceğim, bu iş ortaya çıkacak ama şimdi bak yalnız olmadığın anlaşıldı. Bir yıl telefon geliyor. Senin gibi özellikle yalnız yaşayan insanlarda ses duyma olayları var. Şimdi örneğini bağlayacağım. Şimdi Yalçın abi ama başkalarının sesini duymuyorum. Onların sesini duyuyorum. Onlar kendi seslerini dinletiyor bana. Bir başka ses de duyabilirim. Şimdi dışa çıktığım zaman bir başka ses de gelebilir bana. O sesler gelmiyor bana ama. Sen üst kattan mı? Beşinci kattan altıncı katta. Aramızda iki kat var ama. Ona soruyor bu da. Ciddi ciddi ona soruyor. Bu da ona soruyor ciddi ciddi. Şimdi yani aramızda iki kat var. Kendileri benim evimde konuşur gibi konuşuyorlar. Dinletiyorlar bana. Şimdi ben dışarıda da sesi duyarım. Peki. Peki bir sessiz olalım, kendi aramızda konuşmayalım. Ben senin evine de kamera koydururum, seni bütün Türkiye'yi rezillerim. Bu kameranın çıkarılıp kayıtlarıyla beraber burada izlenmesini istiyorum ben. Komşularınız niye sizin evinize kamera koydursun? Kameranın çekimle beraber çıkarılıp burada yayınlanmasını istiyorum. Yarın sabah sana gelelim, evde bir arama yapalım. Evin içinde didi didi her yeri arayalım, olur mu? Kamera çıkacak, burada da yayınlanacak. Evet. Şehriye çevre kardeşim, ablam benim geldi, dedi ki bizde evde bir kamera var, bir de ses cihazı var. Beni izliyorlar, beni kayda alıyorlar. Ben de boş bulundum hatta kendisine. Dedim ki abla seni kim çekip de ne yapacak? İnternete niye versinler dedim. Cumartesi akşamı Okan Bayülgen'e sen konuk oldun. Sen oradan haberin var mı? Yok, haberim yok. Görüntülerin gösterildi. Yok, bilmiyorum. Çok da onun üzerine uzman aradı bizi. Telefon hazır mı arkadaşlar? Yapımcımı duyabilir miyim? Yukarıdan bilgi bekliyorum. Telefon hazır mı arkadaşlar? Hangisi hazır? Peki şimdi Şehriye abla. Efendim Yalçın abi. Bugün bu konuya bir nokta koyalım mı biz? Yani ben bu dinleme cihazının kameranın bulunmasını istiyorum Yalçın abi senden. Allah razı olsun. Ablam. Ben bunun için geldim. Bak şimdi ben sana geldim. Evde çekim yaptım. Evet. Tamam. Ama çekim yaptığında ne dedin? Bir dinleme cihazı getirdik dedin o zaman. Bu ilk çekimde. Ben koydum eve cihazı. Yok, bir bulduk getirdik, dinleme cihazı konulmuş, getirdik dedin ama. Evet. Telefonu yani bağlar mısınız arkadaşlar? Dinleme cihazı getirdik dediniz. Telefonu burada bağlar mısınız? Telefonu bağlar mısınız arkadaşlar? Ablam, ben senin evinde dinleme cihazı bulmadım. Biz senin evinde arama yaptık, bir şey çıkmadı. Ama buna rağmen için rahat olsun diye Jammer denen bir cihaz verdik sana. Jammer adlı cihazın özelliği sinyal yayar, çevredeki birilerinin dinleme, izleme yapmasını engeller. İki gün diyorsun hiç ses duymadım. Üçüncü gün başladı. Çünkü şarja takmamışsın cihazı. Ben ne yapayım? Şarjı bitmiş. Bugün ben sana tarif edeyim. O bizim dolması lazım o cihazın. Anladın mı abla? Demediniz ki Yalçın abi ben ne bileyim böyle tamam, koy dediniz. Dediğiniz özür gibi doğru söylüyorsun. Ben. Peki. Şimdi o şarjda dolu olduğu sürece sen ses duymayacaksın. Tamam yaparım. İki gün duymadın ses değil mi sen? İki gün duymadım evet. Hiç. İki gün ses duymadım. Ondan sonra sesler yine geldi. Ama onların sesi şey olarak geldi, net peki, olarak peki ben sana geldi bir cihaz hediye etsem de akşamları onu takacaksın, müzik dinleyeceksin. Başka ses duymayacaksın. Ciddi söylüyorum. İster misin? Onu hiç şey yapmam. Beni kafam çekmez fazla. He? Çekmez yani, kafam çekmez beni fazla. Televizyon sesini çekmiyor.
Peki. Onu yapamam. Bağlayın telefonu. Bu konuyu ben kapatacağım çünkü. Olmadı, karar verdik. Beraber tedaviye gideceğiz. Tamam. Tamam. Yok, ona gelince kabul etmiyor. Yok, kabul etmiyor değil. Kabul ediyorum ama evimdekinin çıkarılmasını istiyorum. Yalçın abi. Yani evimdekinin çıkarılmasını istiyorum. Tedaviye de giderim. Peki. Git.